korunumlu yani konservatif demiştik değil mi? Korunumlu konservatif vektör alanları diyelim. Vektör alanları alanları ve gradyan testi olacak bu videonun konusu. Gradyan testi diyelim. Bir vektör alanı eğer bir gradyan alanıysa korunumlu olmak zorundadır demiştik. Korunumludur demiştik bir önceki videoda ve gradyan testi de bir vektör alanının bir gradyan alanı olup olmadığını değerlendirmek için kullandığımız bir testti değil mi? Daha önce anlatmıştık bunu. Dolayısıyla aralarında bir ilişki var ve e, bu ilişki üzerinde ve gradyan testi üzerine spesifik olarak duralım. E, gradyan testini bunun için bir hatırlayalım ilk önce daha önce anlattığımız gradyan testini. F gibi bir vektör alanım varsa mesela bu 3 bileşenli bir vektör alanı olsun mesela F1, F2, F3 gibi. Gradyan testi neyi söylüyordu? Bu vektör alanın bir gradyan alanı olup olmadığını merak ediyorsak eğer gradyan testinden geçmesi gerekiyordu değil mi? Vektör alanı olabilmek, e, gradyan alanı olabilmek için. E, gradyan testi de nasıl yazılıyordu? Birinci bileşenin y'ye göre türevi ikinci bileşenin x'e göre türevine eşit olmak zorunda kısmi türevine ve e, yetmiyor tabii ki bu. Birinci bileşenin z'ye göre Kısmı türevi 3. bileşenin üçüncü bileşenin x'e göre kısmi türevine eşit olmak zorunda. Bu da yetmiyor. 2. bileşenin de z'ye göre kısmi türevi yine üçüncü bileşenin y'ye göre kısmi türevine eşit olmak zorunda. Gradyan testi bunu söylüyordu. Ve bu eşitlikler doğruysa eğer, bu eşitlikler geçerliyse bir vektör alanı için ne diyorduk? F vektör alanı bir gradyan alanı bir gradyan alanı olmaya adaydır diyorduk değil mi? Olmaya adaydır. Yani kesinlikle bir e, gradyan alanıdır demiyorduk. Diyemiyorduk böyle bir şey hatırlarsanız. Ve e, aday eğer bu testten kalıyorsa zaten kesinlikle gradyan alanı değildir bir kere. Onu tespit edebiliyorduk en azından. Aday olduğunu söylüyorduk ve aday olduğunu söyledikten sonra eğer ki bu vektör alanı bir gradyan alanı olarak değerlendirilebilecekse bir fonksiyonun değil mi herhangi bir çok değişkenli fonksiyonun gradyanı olarak düşünülebiliyor olması gerekiyor yani bir başka deyişle gradyanı F vektör alanı eşit olan bir F fonksiyonu çok değişkenli fonksiyonu bulabiliyor olmamız gerekiyor ki bu F fonksiyonu ne demiştik potansiyel fonksiyonu denir demiştik fizikte bir potansiyel fonksiyonu bulabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu nasıl bulabileceğimizi, nasıl arayabileceğimiz daha doğrusu onu da konuşmuştuk değil mi ve onu da göstermiştik. İkinci adım olarak bu testten geçiyorsa bu potansiyel fonksiyonu bulmanın derdine düşüyorduk hatırlıyorsanız. Peki tabii ki bu eşitlikler nereden geliyordu? Onu da anlatmıştık değil mi? Bu kısmi karışık kısmi türevlerin eşitliği prensibinden geliyordu, Clairaut teoreminden geliyordu yani bu test oradan çıkıyordu. Ve aynı zamanda tabii ki bu f vektör alanı iki bileşenli bir vektör alanı ise gradyan testini nasıl uyguluyorduk? Sadece bunun birinci eşitliği olması yeterli, sağlaması yeterli değil mi? Yani birinci bileşenin y'ye göre kısmi türevi, ikinci bileşenin x'e göre kısmi türevine eşittir. Bu eşitliği sağlıyorsa gradyan testinden geçti demektir vektör alanı. Ve yine bir gradyan adayı alanı olmaya adaydır diyorduk. Ve de potansiyel fonksiyonu bulmaya çalışıyorduk. Bulabiliyorsak kesinlikle gradyan alanıdır diyorduk. Peki buradaki testte şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada bir adaydır e, sözcüğü kullandık değil mi? Yani kesinlikle bu eşitlikler doğruysa bir gradyan alanıdır diyemiyorduk. Acaba neden adaydır dedik? Neden kesinlik yok burada? Bunun üzerinde birazcık duralım ve bunu bir aslında örnek üzerinde göstermeye çalışalım. Neden adaydır dediğimizi. Şöyle bir vektör alanımız varsa Eksi y bölü x kare artı y kare virgül x bölü x kare artı y kare böyle bir vektör alanımız varsa bu vektör alanı acaba bir gradyan alanı mıdır değil midir yani bir f fonksiyonun gradyan olarak düşünülebilir mi düşünülemez mi bunu test etmeye çalışalım ve hemen gradyan testimizi uygulayalım iki bileşenli olduğu için şu eşitliğin olması gerekiyor değil mi bir, birinci bileşenin y'ye göre kısmi türevi ikinci bileşenin x'e göre kısmi türevi eşit işte olmak zorunda. Peki birinci bileşenin y'ye göre kısmi türevi nedir bu örnek için? Ee, şöyle yazın birinci bileşen bu değil mi? Eksi y çarpı x kare artı y karenin eksi birinci kuvvetinin y'ye göre türevi. Nasıl alacağız? E, Türevde çarpım kuralına göre alacağız. Eksi y'nin e, türevi nedir y'ye göre? Eksi birdir. Eksi bir çarpı ikinci ifadenin aynısı yani x kare artı y kare üzeri eksi bir artı diyoruz. Birinci ifadenin aynısı yani eksi y çarpı e, ikinci ifadenin türevi değil mi? Eksi 1 çarpı x kare artı y karenin eksi ikinci kuvveti çarpı 2y. Çünkü buradaki y karenin de türevini yazmak zorundayız değil mi? Türevde çarpım kuralı biliyor olmamız lazım. Zaten kalkülüs bir konusu değil mi? Dolayısıyla şu ifadeyi bir düzenlersek eğer. Eksi 1 bölü x kare artı y kare e, ne olacaktır? Eksi artı y var burada. Burada da 2y artı 2 y kare bölü x kare artı y karenin karesi şeklinde yazabiliriz değil mi? Burada da payda eşitlersek ya şurayı x kare artı y kare ile çarparsak eksi x kare eksi y kare artı 2 y kare bölü x kare artı y karenin karesi olacaktır. E bu da neye eşittir? y kare eksi x kare değil mi? y kare eksi x kare bölü x kare artı y karenin karesine eşittir. Demek ki ee, bu da zaten neydi? Birinci bileşenin y'ye göre türeviydi değil mi? Kısmi türeviydi. Şimdi de ikinci bileşenin x'e göre kısmi türevini bulalım ve bakalım ikisi birbirine eşit olacak mı? İkinci bileşenin x'e göre kısmi türevi. İkinci bileşeni de şöyle yazalım. x çarpı x kare artı y kare üzeri eksi 1 diye yazalım. Ve bunun türevini alalım. Yine çarpım şeklindeki ifadenin türevi. Birinci ifadenin türevi 1 çarpı ikinci ifadenin aynısı. Yani x kare artı y kare üzeri eksi 1. Artı birinci ifadenin kendisi x çarpı ikinci ifadenin türevi değil mi? Eksi 1 çarpı x kare artı y kare üzeri eksi 2 çarpı 2x. Bu ifadeyi de düzenleyip bakarsak 1 bölü x kare artı y kare Artı ya da eksi oluyor değil mi? Eksi 2x kare var burada çünkü. E, şurada eksi var. Eksi 2x kare bölü x kare artı y karenin karesi. Burayı da x kare artı y kare ile genişletirsek ne, ne olacaktır? E, x kare artı y kare eksi 2x kare bölü x kare artı y karenin karesi. Bu da neye eşittir zaten? Yine y kare eksi x kare bölü x kare artı y karenin karesi. Yani yukarıda bulmuş olduğumuz sonuçla aynı değil mi? Dolayısıyla bu eşitlik doğrudur diyoruz bu örnek için. Ve gradyan testinden geçiyor değil mi? Gradyan testinden geçtik, geçti. Peki gradyan testinden geçtikten sonra normalde ne yapıyorduk? Şurayı bir temizleyelim ilk önce. Şöyle yapalım. şöyle komple silelim. Evet gradyan testinden geçtiysek eğer ne yapıyorduk? E, buradaki e, gradyan f eşittir fonk, vektör alanı olacak şekilde bir f potansiyel fonksiyonu bulmaya çalışıyorduk değil mi? Normalde yaptığımız şey bu. E, bu gradyan testinden geçtiyse bir aday oluyordu gradyan al alanı olmaya. Bu f fonksiyonu bulabiliyorsak eğer kesinlikle gradyan alanıdır diyebiliyorduk. Burada bu örnek için bu f fonksiyonunu kesinlikle bulamayız diyeceğiz. Yani bulamayız. Daha önce yapmış olduğumuz metotla eğer bulmaya çalışırsanız bulamazsınız kesinlikle. Ve de bu bir zaten gradyan alanı da değildir bu vektör alanı. Hatta şöyle de gösterebiliriz bunu. Eğer bu vektör alanı bir gradyan alanı olsaydı, korunumlu olmak zorunda olacaktı, değil mi? Korunumlu vektör alanları üzerine tanımlı şu çizgi integrali de kapalı eğri üzerine tanımlarsak Eğer ne olmak zorunda zaten korunumlu konservatif olmanın anlamı bir önceki videoda anlatmıştık sıfıra eşit olmak zorunda değil mi E bu vektör alanı için bakalım bir tane basit bir kapalı eğri düşünelim en basit düşünebileceğimiz kapalı eğri de birim çember değil mi? Birim çemberi nasıl parametrize edebiliriz? X eşittir cos t, y eşittir sin t olarak parametrize edebiliriz. Bunu çok iyi biliyoruz artık daha önce defalarca yaptık. Ve t'ye de ne diyelim? 0 ile 2 pi aralığında olsun ki bu birim çemberin, bu kapalı eğrinin hepsini e, işaretlesin. Ve e, buradaki integrali de şöyle yazalım. Kapalı eğri için tanımlı şey e, diferansiyel formda yazalım değil mi? Çizgi integralini. Yani şunu demek istiyorum. ds eşittir diyelim. E, integral eksi y x kare artı y kare değil mi? dx birinci bileşen dx yazıyorduk. Artı ikinci bileşen x kare artı y kare dy yazıyorduk. Değil mi? Hatırlarsanız. Böyle yazdıktan sonra da direkt olarak hemen bunu nasıl çözeceksek o formda integrali yazalım değil mi? Hemen yazıyorum 0 ile 2 pi aralığında. Y gördüğüm yere sinüs t yazıyorum. Dolayısıyla eksi sinüs t olacaktır. X kare artı y kare var. Kos kare artı sin kare demek o. O da 1 değil mi? 1 çarpı dx yerine ne yazacağım? dx yerine de e, x'in t'ye göre türevi dt yazacağım değil mi? E, x'in t'ye göre türevi ne burada? Kosinüs t'nin t'ye göre türevi eksi sinüs t'dir. Eksi sinüs t dt yazmam yeterli. Burada da x var yine. Kosinüs t yazacağım değil mi? x gördüğüm yere. Bölü x kare artı y kare kos kare sin kare 1'e eşittir zaten. dy yerine de ne yazacağım? y'nin t'ye göre türevi dt yazacağım. sinüs t'nin t'ye göre türevi nedir? Kosinüs t'dir. Kosinüs t dt yazmam yeterli. Bu integrali derleyip toplarsak ne çıkar? Burada sin kare t var. Burada da kos kare t var. E, i̇kisinin toplamı 1'e eşittir. Dolayısıyla 1 dt yazmam yeterli. 1'in integrali nedir t'ye göre? t'dir değil mi? Ve de 2 pi ile 0 arasında t'yi değerlendirirsem sonuç olarak 2 pi'yi bulurum. Ki bu da 0'a eşit değildir. E 0'a eşit değilse de bu korunumlu bir vektör alanı değildir. Korunumlu bir vektör alanı değilse de gradyan alanı değildir bu vektör alanı diyoruz. Dolayısıyla gradyan testinden geçmesine rağmen gradyan alanı olmayan gradyan alanı değildir dedik. Değildir bunu tespit ettik aşağıda gradyan alanı olmayan bir Vektör alanı ile karşı karşıyayız O yüzden adaydır de diyoruz zaten değil mi testte O yüzden adaydır dedik e, Çünkü testten geçmesine rağmen e, gradyan alanı olmayabilir onu da gördük burada zaten şimdi şu anda Peki acaba şimdi buradaki amacımız şu Bunu anlatmaktaki amacımız bu testi acaba kusursuz hale getirebilir miyiz? Yani şu aday sözcüğünü şuradan kaldıralım da bir şey söyleyelim, bir tespit yapalım ve bu test çalışsın. Yani uyguladığım zaman gradyan alımı değil mi göreyim istiyorum. Aslında amacım bu. E, o amacın peşine gitmek, peşine düşmek için de e, mesela böyle bir örnekte ne gibi bir sorun var da e, testten geçmesine rağmen gradyan alanı değildir çıktı değil mi? Gradyan alanı olamadı. Ne Nasıl bir sorun olabilir? Hemen ilk baktığımda aslında sorunu görüyorum değil mi? Çünkü burada x kare artı y kare var paydada ve bu vektör alanı sıfıra sıfır noktası için tanımsız. Yani burada sıfıra sıfır noktasında sürekli değil bir e, süreklilik problemi var değil mi? Sürekli değil bu noktada bu vektör alanı sürekli değil. Dolayısıyla bu vektör alanının aslına bakarsanız tanım kümesini düşündüğünüzde tanım kümesini düşündüğünüzde bu tanım kümesine sıfıra sıfır noktası dahil değil değil mi? Yani x ve y düzlemi olarak düşünürseniz tanım kümesine x iki tane girdi vardır çünkü vektör alanlarında x y düzlemi olarak düşünürseniz o böyle ise de değil mi? Mesela şöyle her tarafsa e, buradaki 0'a sıfır noktası dahil değil buna değil mi? Dolayısıyla işte sorunu yaratan şey bu. Gradyan testinin kusursuz çalışmamasında sorun yaratan şey işte burada gördüğümüz şey. E, gradyan alanı, e, gradyan testini şu şekilde e, aslında mükemmelleştirebiliriz. Eğer ki her yerde bu tanım kümesi e, tanımlı olsaydı yani sıfır sıfır noktası sorun olmasaydı bu gradyan testi çalışıyor olacaktı. Dolayısıyla gradyan testini yeniden e, yazarsak eğer e, daha kusursuz bir formuyla gradyan testi diyelim yeniden yazalım. Yeniden düşünürsek. Şöyle dememiz gerekli aslında. Ee, eğer mesela e, tabii ki bir F vektör alanı F1, F2, F3 gibi bileşenlere sahip ya da iki ise bu şekilde de düşünebilirsiniz. E, şu eşitlikleri sağlıyorsa, yukarıdaki eşitliklerin aynısı birin, birinci bileşinin Y'ye göre türevi, ikinci bileşenin X'e göre türevine eşit. E, birinci bileşenin e, Z'ye göre türevi, üçüncü bileşenin X'e göre türevine eşit ve e, ikinci de Z'ye göre türevi, üçüncü bileşenin Y'ye göre türevine eşitse eğer, bu eşitliği sağlıyorsa, eşitliklerini sağlıyorsa diyelim, eşitliklerini sağlıyorsa ve bakın ve tanım kümesi, tanım kümesi bağlı bir yüzeyse, bağlı bir yüzeyse, Bağlı yüzeyden kastım ne? E, tanım kümesinde böyle bir delik, işte ne bileyim bir boşluk, bilmem ne bir sorun olmasın. Bağlı bir yüzey ise kesinlikle ve kesinlikle F vektör alanı gradyan alanıdır diyeceğiz. Gradyan alanıdır. İşte şu anda test kusursuz hale geldi. Burada tespit ettiğim sorun neticesinde. Tabii ki bağlı bir yüzey, tanım kümesinin bağlı bir yüzey olması ne demek? Onu biraz daha açarsak. Şöyle diyebiliriz. Mesela tabii ki e, şu yüzeyi düşünür. X-Y düzlemini düşünürseniz R üzeri 2 olarak gösterilebilecek. Bu bir bağlı yüzeydir değil mi? Bağlı. Mesela ne diyelim şöyle bir yüzeyi düşünürseniz şu kısım sadece düşünürseniz mesela bunda da bir delik melik bir şey yok bu da bağlı. Mesela ne diyelim şöyle bir yüzey düşünürseniz tanım kümesi şöyle de bir e, yüzey ifade edebiliyor olabilir bu da bağlı değil mi delik melik yok içinde. Ama mesela Şöyle bir yüzey düşünürseniz, mesela şöyle bir yüzey düşünün, tanım kümesi böyle bir şey ifade ediyorsun. E şurasında boşluk olduğu için bu bağlı değil, Belli ki bağlı değil. Ya da ne bileyim, böyle bir yüzey olsun yine, böyle bir yüzey olsun, arada bir tane nokta hariç olsun mesela burada, yine bağlı değil diyecektik, değil mi? Bağlı değil. Ya da e, yine ne diyelim, şöyle bir yüzey olsun, yine şöyle aralarında böyle boşluklar olsun bu yüzey yine bağlı değil. Dolayısıyla bu da bağlı değil. Bağlı değil. değil mi? Bağlı bir yüzey ise deliği, boşluğu bilmem ne sorunu olmayan bir yüzey ise eğer ki tanım kümesi bu vektör alanının e, ve bu eşitlikleri sağlıyorsa kesinlikle ve kesinlikle F vektör alanı gradyan alanıdır diyebiliriz. İşte gradyan testini tekrar tanımladık ve e, kusursuz hale geldi. Bu örnekten Yola çıkarak değil mi? Bu örnekte tespit ettiğimiz bir sorundan yola çıkarak. Ee, o halde şu anda kusursuz bir testimiz var. Ee, ve burada şunu da söylemek istiyorum tabii. Şuraları temizleyeyim. Gradyan testinin şu anda nasıl çalıştığını biliyoruz artık değil mi? Ee, ya da şuraya yazayım. Yine aynı sayfada olsun. Tabii ki mesela burada vektör alanında sorun olan nokta 0'a 0 noktasıydı değil mi? Tanım kümesinde 0'a 0 hariç olarak almak zorundayım. Tanımlı değil çünkü. E, bu sorun yaratıyordu bana. E, ve e, bu dolayısıyla bir e, potansiyel fonksiyonu yani e, gradyanı bu vektör alanına eşit olacak şekilde bir f çok değişken fonksiyonu bulamıyordum. Ancak şöyle düşünün e, tanım kümesini e, sıfıra sıfır noktasını e, içine almayacak şekilde seçerseniz mesela şu eksen hariç olarak şurası olarak görelim tanım kümesini. E, bu kısma bakarsanız sadece sadece bu kısmı ne yapacak? Bu kısmı değerlendirecek bir e, f potansiyel fonksiyonu bulabilirsiniz. Yani tanım kümesini nasıl nerede aldığınıza bağlı aslına bakarsanız. Özellikle e, bu kısım için bir F potansiyel fonksiyonu bulunabilir bu örnek için bile. Hatta ve hatta e, ne diyelim gradyan F bu vektör alanı olacak şekilde bir fonksiyon bulunabilir. Mesela şu fonksiyona bakın, f x virgül y eşittir arctanjant tanjant y bölü x fonksiyona bakın. E, burada x'in sıfır olduğu yerlerde fonksiyon zaten arctanjant fonksiyonu da tanımsız değil mi? Yani şu şurası hariç bu eksen hariç. Dolayısıyla sıfır, sıfıra sıfır noktasını içermiyor bu potansiyel fonksiyonu. Ve de hakikaten bunun türevini alırsanız, x'e göre türevini alın, şu ifadeyi bulursunuz. Y'ye göre türevini alın, bu ifadeyi bulursunuz. Ark tanjantın türevi, eski bir konu. dolayısıyla bakın bir potansiyel fonksiyonu bulmuş oldum aslına bakarsanız. O halde sadece bu mesela böyle bir kısım için bir potansiyel fonksiyonu vardır. Ve sadece o kısım için düşünürseniz bir Gradyan alanıdır diyebilirsiniz. E, buradaki f vektör alanına. Ancak dediğimiz gibi eğer Tanım kümesine e, ne ne diyeceğiz eğer ki x,y düzlemi gibi görmeye çalışırsanız bu durumda sıfıra sıfır noktası Problem çıkaracağından e, Bu şekilde bir e, potansiyel fonksiyonu Bulamıyor olacaksınız Diyebiliriz. O halde şöyle de bir not düşelim buraya. Ne diyelim Eğer ki bir problem varsa şöyle diyebiliriz. E, F vektör alanı F vektör alanı tanım kümesine değil mi? Tanım kümesine bağlı olarak bağlı olarak e, yine de bir F potansiyel fonksiyonuna F potansiyel fonksiyonuna sahip olabilir diyeceğiz. Sahip olabilir. Yani e, burada Böyle bir e, notu da belirtmekte fayda var. Şimdi e, madem bu gradyan testini e, kusursuz hale getirdik, bir örnek üzerinde e, bunu uygulayalım, bir örnek yapalım, biraz da zorlu bir örnek olsun hatta örnek diyelim. E, şu kapalı eğri üzerine, mesela C gibi bir kapalı eğri üzerine tanımlı şu integrali, vektör çizgi integralini çözmeye çalışalım. Şöyle yapalım, parantez. 2xy e, sinüs xy kare xy kare artı x kare y küp y küp kosinüs e, xy kare xy kare e, dx bu birinci bileşeni vektör alımın diferansiyel formda yazıyorum çizgi integralini ve e, ne olsun 2x küp y kare kosinüs x'y kare, X'ye kare artı diyelim X kare sinüs X'ye kare e, ve parantezi kapatalım. dy. Böyle bir karışık karman çorman bir e, vektör çizgi integralini çözmeye çalışalım. Ve C kapalı eğrisi de hatta o da karışık bir şey olsun. E, şöyle bir şey olsun mesela. Şöyle yapalım onu da. O da belki böyle e, karman çorman bir kapalı eğri yönü de şöyle gösterelim, böyle gidiyor. Bu da C eğrisi işte. C eğrisi böyle bir eğri. Ve de çözmeye çalıştığımız integralde vektör çizgi integrali de bu. Ne yapacağız? Bir kere e, normal hiçbir şey bilmediğimizi düşünelim. Bu C eğrisini parametrize ederek yazmaya falan çalışmak imkansız değil mi? Zaten tuhaf bir eğri. Parametrize de edemeyiz. Matematiksel olarak da nasıl yapacağız? O, o zor. Dolayısıyla bu integrali aslında bu vektör çizgi integralini çözmek için e, tek umudumuz buradaki f vektör alanının ki f vektör alanı nedir? Burada diferansiyel formda gördüğünüz zaman şurası e, birinci bileşen. Burası da ikinci bileşen değil mi vektör alanının? Yani e, f vektör alanını f1, f2 olarak düşünürseniz birinci bileşeni burada, ikinci bileşeni de burada diferansiyel formdan hemen böyle okuyabiliriz. Bu vektör alanının tek umudumuz işte korunumlu olması. Eğer ki korunumlu olursa çünkü biliyorum ki ben korunumlu vektör alanlarının vektör çizgi integralleri kapalı eğri üzerine tanımlanırsa her zaman için sıfıra eşittir. Eğer ki korunumlu olduğunu tespit edersem bu vektör çizgi integrali eşittir sıfır der geçerim değil mi? Ama korunumlu olması için zaten ne olması gerektiğini biliyorum. Bir gradyan alanı olması gerektiğini biliyorum bu vektör alanının bir gradyan alanı olması lazım. Gradyan alanı olması için ne olması lazım. Gradyan testinden geçmesi lazım. artık e, kusursuzlaştırdığımız gradyan testinden. ve gradyan testimize göre artık yeni formatına göre gradyan testinin ilk bakacağım şey ne? Bu vektör alanın tanım kümesi değil mi tanım kümesi e, tanım kümesi diyoruz ki e, bağlı bir yüzey mi bağlı bir yüzey mi? Hemen buna bakacağız. E, tanım kümesine baktığımız zaman burada zaten polinom şeklinde bir ifadeler var burada değil mi? Bir de kosinüsün sinüsün içerisinde ifadeler var. Ve her x, y değeri için bu ifade tanımlıdır. Yani hiçbir sorun yaratmaz. Dolayısıyla e, bu e, fonksiyonun tanım kümesi e, x, y düzlemidir. Ya da r üzeri 2'dir diye söyleyebiliriz. Ve de hakikaten bağlıdır. Bağlı bir yüzeydir değil mi? Bu yüzeyi düşündüğünüz zaman burada hiçbir sorun çıkaran nokta yok. Bir böyle boşluk yok, bir delik yok, bir şey yok. Dolayısıyla bağlı bir yüzey. Bu koşulu ilk koşulumuzu geçtiğine göre ikinci koşulumuz olan neye bakacağız şimdi de? Birinci bileşenin y'ye göre türevi ikinci bileşenin x'e göre türevine eşit olmak zorunda. Peki birinci bileşenin y'ye göre türevini bulalım. Birazcık zorlu olacak ifadeler özellikle böyle seçtik biraz işlem yapmaya da alışalım değil mi? 2xy çarpı sinüs xy kare bu, bu ifadenin y'ye göre türevini bulmaya çalışıyorum çarpım şeklinde ifade var birinci ifade olarak bunu seçersem ne diyeceğim? Bu ifadenin türevi yani 2x çarpı ikinci ifadenin kendisi yani sinüs xy kare artı diyeceğim birinci ifadenin kendisi değil mi? Çarpım şeklindeki ifadelerin türevini almak 2xy çarpı ikinci ifadenin türevi yani kosinüs x'ye kare değil mi? Kosinüs x'ye kare çarpı tabii ki bir de e, y'ye göre türevi aldığıma göre ne olacaktır? E, 2x değil mi? Şu ifadenin y'ye göre türevi 2x y. E, bunun e, de, dolayısıyla ne, ne, yaptık? Birinci parın şurada birinci parçanın türevini almış olduk e, y'ye göre. Şimdi şu kısma geçelim. Ne yapacağız? Birinci parça olarak şunu seçersek bu ifadenin y'ye göre türevini bulacağız. 3 x kare y kare oluyor değil mi? 3 x kare y kare e, çarpı ne olacaktır? E, iki, birinci ifadenin ikinci ifadenin aynısı yani kosinüs x y kare. Artı diyoruz. Birinci ifadenin kendisi yani x kare y küp çarpı ikinci ifadenin türevi yani nedir o da? E, eksi sinüs x y kare değil mi x y kare çarpı buradaki ifadenin de y'ye göre türevini almak zorundayım o da 2 x y'dir çarpı 2 x y değil mi? Şimdi bu ifadeyi tabii ki birazcık düzenleyip derleyip toplamam lazım gözüken o. Bu ifadede derlenecek toplanacak bir şey yok. 2 x çarpı sinüs x y kare var burada. Artı burada 4 x kare y kare var değil mi? 4 x kare y kare ve e, kosinüs çarpı kosinüs x y kare var. Artı e, 3x kareye kare kosünüs x'ye kare. E, burada da aynı ifade var zaten. E, o halde şurayı aslında direkt 7 yapayım. 7 yapayım ve toplayarak yazmış olayım. Şu ifadeyi direkt toplayarak yazdım bir şey yapmadım. Artı diyelim şuradaki ifadeyi yazacağız. Dolayısıyla buradaki ifadeyi de birazcık düzgün yazmaya çalışırsak eğer ne olur? 2x küp değil mi? Hatta şurada da eksi olduğuna göre burayı da eksi yapalım. Hiç artı da yapmayalım. Direkt. E, ya da şöyle yapalım pardon şunu sileyim. Burayı eksi yapalım değil mi? Eksi diyelim. Çünkü şurada eksi var. Eksi e, 2x küp, y, küp e, y üzeri 4 oluyor değil mi? Pardon 2x küp y üzeri 4. Sinüs x y kare. Demek ki e, birinci bileşenin y'ye göre türevi şöyle bir ifadeye eşitmiş. Değil mi? Ve şimdi ne yapalım? ikinci bileşenin x'e göre türevini alalım ve bakalım. Bu ifadeyle aynı şeyi mi buluyoruz? Aynı şeyi buluyorsak direkt bu integralin değeri sıfırdır diyeceğiz. Peki hemen şuradaki ifadenin x'e göre e, türevini almaya çalışalım. Bu şuraya birinci ifade dersek bu ifadenin ilk önce ne yapacağız? x'e göre türevini alacağız, değil mi? O da nedir? E, bu şuradaki ifadenin x'e göre türevi. E 6 Değil mi? 6 x kare e, y karedir. Değil mi? 6 x kare y kare. Çarpı ikinci ifadenin aynısı. Kosinüs x y kare. Artı diyorum. Birinci ifadenin aynısı. 2 x küp y kare. Çarpı ikinci ifadenin x'e göre türevi. Kosinüs'ün türevi eksi sinüs. Dolayısıyla eksi sinüs x y kareyi yazıyorum. Ve çarpı diyorum. x'e göre türevden y kare geliyor. Değil mi bir de? Dolayısıyla şu kısım bitti. Bir de yanındaki kısmı alacağız şimdi. Birinci ifadenin türevi 2x. 2x çarpı sinüs değil mi? x'ye kare, x'ye kare olacak. Artı diyorum. Ne yapacağız? Birinci ifadenin aynısı x kare çarpı ikinci ifadenin türevi. Yani kosinüs x'ye kare, x'ye kare e, çarpı diyeceğiz tabii. Bir de ne gelecek? Buraya. E, buradaki içteki ifadenin x'e göre türevi yani y kare geliyor değil mi sadece? y çarpı y kare geliyor. O halde buradaki ifadeyi derleyip toplayalım. Biraz düzenlemeye çalışalım. Burada ne olacak? 6 x kare y kare kosinüs x y kare olacak. E, şurada ne gelecek? Buradaki ifade artı diyelim 2 x küp y üzeri 4 hatta artı değil eksi diyelim değil mi? Eksi. E, 2 x küp y üzeri 4 çarpı e, sinüs x y kare olacak burada. Artı diyelim e, ne oluyor buradaki? 2x değil mi? 2x sinüs x y kare oluyor. Ee, ve e, son olarak da burada ne var x kare değil mi x kare çarpı kosinus x y kare ye, e, e, değil mi? x kare y kare hatta var değil mi x kare y kare çarpı kosinus x y kare. E, burada da aynısı var. Dolayısıyla artı deyip aynısını yazacağıma şurayı 7 yapmam yeterli. Öyle yapalım. E, dolayısıyla bu ifade de buna eşitmiş. Bakalım yukarıdaki şeyle aynı mı? E, şuradaki var burada değil mi artı 7 x kareli y kareli şey. E şuradaki eksili şey de burada var sanıyorum. Aynısı. E bu da e, şurada var. Dolayısıyla bakın ikisi birbirine eşit. İkisi birbiriyle aynı. O halde bakın bu koşulumu da sağladı vektör alanım. O halde e, tabii ki birinci koşulumu da sağlamıştı. Bağlı bir tanım kümesi vardı. Bağlı bir yüzey ve de ikinci koşulumu da sağladığına göre e, bu vektör alanı kesinlikle ve kesinlikle ne diyoruz? Bir gradyan alanıdır gradyan testinden geçti. Kusursuzlaştığımız gradyan testinden geçti. Ve dolayısıyla korunumludur. Konservatiftir yani. Ve korunumluysa da kesinlikle ve kesinlikle kapalı bir eğri üzerine tanımlanmış vektör çizgi integrali sıfır eşittir. Yani bu integralimin değeri kısacası sıfırdır diye biliriz diyeceğiz. ve bu da videonun sonu olacak.